Ve o ülkenin meclisi, yani Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi nasıl NATO'nun büyümesine onay verir? Bu ancak ulusal değerlerden, ulusal güvenlikten, milli çıkarlardan kopmuş olmakla ve zihnini, aklını, vicdanını ve belli ki cebini bütünüyle Amerikan emperyalizmine teslim etmekle açıklanabilir. Yani bugün şunu gördük. Türkiye'de birbirine alternatif olduğu söylenen iki yapı ve diğer bütün partileri de kendi etraflarında toplamaya çalışan iki yapı, yani AK Parti ve CHP, aslında aynı partiymiş. Konu İsveç olunca, konu NATO olunca, konu Amerika olunca aslında bunlar aynı partilermiş. Yoksa şunu nasıl izah edeceğiz? Yani bundan bir yıl kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı İsveç'in hiçbir taahhüdünü yerine getirmediğini ve kendisi görevde olduğu sürece İsveç'in NATO'ya giremeyeceğini söylüyor ve çok açık söylüyor. Sayın Bahçeli de bundan bir yıl önce aynı şeyi söylüyor. PKK'nın şeyidir diyor. Ne diyor? Kuluçka yuvasıdır diyor İsveç. Bir yılda ne oldu? Bir yılda şu oldu. Amerika'ya teslim oldular. Bir yılda olan budur. Yani başka bir şey aramaya gerek yok. Yani bunun arkasında efendim Türkiye'nin işte stratejik ihtiyaçları yok, F-16 ihtiyacı yok, şu yok bu falan, bunları aramaya hiç gerek yok. Bir yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Sayın Bahçeli'yi İsveç'i onay noktasına getiren şey onların Amerika'ya boyun eğmiş olmasıdır, teslim olmuş olmasıdır. Niye teslim oldular? Niye faizleri artırıyorlarsa ondan teslim oldular. Hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Bu can bu bedende oldukça dedi. Faiz artmayacak dedi. Hatırlayacaksınız yüzde kaçlara? 7'lere, 8'lere falan çekildi faiz ve bugün dün en son artırıldı. %45'e kadar çekildi politika faizi ve ülke tefecilere teslim edildi. Yerli yabancı tefecilere teslim edildi. Şimdi bakın bunlar bir noktaya kadar milli tavırlar aldılar Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli. Ve bunun sonucunda Türkiye bir takım ekonomik operasyonlarla karşı karşıya kaldı. Zaten ekonomik yapımız 80'lerden bu yana borçlanma sisteminin, dolar tahakkümünün altında olduğu için buna bir noktaya kadar direnildi. Bir 15 Temmuz sebebiyle bir Amerikan casusu içeri alındığı zaman hatırlayın aptal olmayın diye bizim Cumhurbaşkanımıza mesaj atabildi Amerika'nın başkanı. Ekonomimizi mahvederiz dediler. Ve bunu belli bir oranda da yaptılar. Ve en sonunda da teslim aldılar. Dolayısıyla bugün teslim olanların Türkiye'yi koruma, savunma şansları yoktur. Yani siz ne yapacaksınız F-16'yı alsanız? Çünkü sizin İsveç'i NATO'ya almanız demek, bu F-16'larla diyelim PKK ile mücadele etmeyeceğiniz anlamına gelir. Rusya'ya karşı mı kullanacaksınız F-16'nızı? İran'a karşı mı kullanacaksınız? Ne yapacaksınız F-16'yı? Dolayısıyla burada ülkeyi düşünen bir şey yok. Burada sadece pozlar var. Yani şu teslimiyeti bile bir ulusal başarıymış gibi ya da karşılığında bir şeyler alıyormuşuz gibi sunmak bir propaganda oyunudur. Türkiye'nin elde ettiği bir şey yoktur. Türkiye'nin kaybettiği şeyler vardır. O açıdan bundan sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bazı bedelleri de göze alarak, bazı zorlukları da göze alarak Amerika'dan korkmayan bir hükümete sahip olmaktır. Çünkü korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye ölmeyecek de. Bunlar öleceklerini zannediyorlar. Korkmasınlar. Yani nasıl 15 Temmuz'da bu millet Amerika'ya teslim olmadı? Onun ekonomik saldırılarına da teslim olmaz. Ama bu teslim olmamak tabii bir takım akıllı dış politikaları da gerektiriyor. O da nedir? Dünyada Amerika'yı dengelemiş olan, hatta onu geçmiş olan kuvvetler vardır. Ve bugün büyük mali olanakların, büyük kaynakların sahibi de orasıdır, yani Asya'dır.
Çin'den Rusya'ya ilk kadar olan coğrafyadır ve onun kanatlarıdır. Yani Afrika'sıdır, Güney Amerika'sıdır. Amerika'nın tehditlerine direnebileceğimiz kaynaklar da burada vardır. Bu kararı almak Türkiye'nin geleceğini kurtarmaktır. Belki biraz sıkıntı yaşarsınız ama Türkiye işin sonunda işçisini, çiftçisini ezen, ücretlilerine bütün yükü yıkan, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu ekonomik zincirden de kurtulmuş olur. Çünkü Amerika'dan kurtulmak demek sadece bağımsızlığımızı, işte efendim toprak bütünlüğümüzü savunmak değil, aynı zamanda refahımızı da sağlamaktır. O açıdan İsveç'in NATO'ya alınması, işte F-16 vesaire bilmem neyle açıklanacak bir şey değildir. Hükümet açısından bir stratejik beyandır. Yani ben Batı'dan kopamıyorum. Ben Türkiye'nin bağımsızlığını savunamıyorum. Türkiye, Amerikan emperyalizminin denetiminde devam edecek demektir. O açıdan biz bu kararı paylaşmıyoruz. Bu kararı alan hem hükümeti hem bunu onaylayan meclisi hem de bunu apar topar gece yarısı onaylayarak resmi gazetede yayınlatan Sayın Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'nin gerçeklerine ve Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına aykırı hareket etmekle itham ediyoruz. Ve bu yaklaşımın Türkiye'de bir geleceğinin olmadığını, bu yaklaşımın yakın bir gelecekte Türkiye'yi yönetemeyeceğini söylüyoruz. Evet, şimdi tekrar